Ağaç diplerinde ne olur? Ağaç diplerinde olur. İşte nedir? Top yok, getir yok, sat yok ondan. Faydalanıyor bizde. Kıymetli mi? Ooo, kıymetli olma mı? Tabii kıymetli, çok kıymetli. Daha iyi bir fiyatta, daha iyi bir ekonomiye, daha emeklerin karşılığını alması için biz coğrafi işareti almaya çalışıyoruz. İnşallah bu coğrafi işareti alırsak, buradaki arkadaşlar 100 liraya değil de 150 liraya satması hedefimiz. Bir çeşit ürünümüzü 8-10 kalibreye ayırıyoruz. A dediğimiz kapalı, açık, boy boy 8-10 ve 6-7 kalibreye ayrılıyor. Üzerine yapıştırıyoruz, müşteriye o şekilde gönderiyoruz. Bunlar... Havlu kağıtlar. Pardon sen. Sert ve süngerli sert bölümüyle temizliyoruz. Yavaş yavaş yumuşak kısmı tozları alınıyor. Ondan sonra sapına sert kısmıyla devam ediyoruz. Hepsinin kafası aşağıda. Ver onu da buraya. Buraya verin. Evet, katran mantarının hazırlanışı ve ihracata gidiş hali. Boy boy kalibre olarak hazırlandıktan sonra kapatıp siperatör dediğimiz öncelikle mantara temas etmemesi ve ıslaklık geçmemesi için donmuş kuru jel. Bu şekilde koyduktan sonra 1 kilo mantarımızı hazırlayıp bu şekilde kapanışını sağlıyoruz. Bunu tabii 300-500 kilo yani 40 koli yapıp TK uçakla sevkiyatını sağlıyoruz. Diye geçiyor. Japonların istediği şapkasıyla birlikte bu şekilde de bütünleri. İstanbul merkezi olan özel bir şirketin şubesi olarak Adana'da faaliyet bulunduruyoruz. Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Maraş bölgesinin doğada çıkan ürünleri, katran mantarı dediğimiz bu çeşidi Adana merkezde toplayıp, burada işlenip, hazırlayıp, paketleyip Japonya'ya ihracatı sağlıyoruz. Bu bölgede çıkan özellikle Feke ve Kozan bölgesi ağırlıklı olmak şartıyla 3 ay, 3,5 ay süre zarfında. Bu katran mantarını Japonya ve Kore ağırlıklı olmak şartıyla Türkiye genelindeki Japon ve Kore mutfaklarına satışını yapıyoruz. Yıllık iklime bağlı bunun tonajı 50 ton, 150 ton arası mal çıkabiliyor. Bu kurak geçmesine rağmen 100 tona yakın bir ürün çıkmış olabilir. Japonların buna değer vermesinin özel bir yanı kutsal bir ürün olarak bildiklerinden dolayı herhangi bir özel misafirliğe gittiğinde bir tane dahi olsa özel ambalaj ve paketle sunum şeklinde hediye olarak da götürebiliyorlar. Türkiye'nin özellikle bu ürünlerdeki aromanın daha yüksek olması diğer ülkelere göre yüksek oluşundan Türkiye'ye değer veriyorlar, önem veriyorlar. Şimdi Adana'da bizim merkezimizde çalışan 50 ile 100, 150 civarı olabiliyor. Malın çoğunluğuna, azınlığına göre. Ama Akdeniz bölgesinde Muğla'dan Maraş bölgesine kadar vurduğumuzda belki bu 10 bin, 15 bini de bulabilir. Malın isteklerine göre 20-25 Euro'dan başlar. 30 Euro'ya da çıkar. 10 Euro'ya kadar da düşebilir. Japonya'ya dolar üzerinden gidiyor. Japonya'da 40 dolara kadara. Ama yeri geldiği zaman 18 dolara kadar, 15 dolara kadar da düşebilir. Ortalama ilk turfanda çıktığı zaman 170'ten de köylüden alış fiyatımız oldu. Şu bugün değerlendirirsek 70 TL'ye alışını yapıyoruz. Adana, Kozan ve Feke bölgesi, Mersin, Anamur, Alanya bölgesi ve Muğla, Fethiye bölgesinde bunları yöresel
ürünler olduğu için halklar yiyebiliyor. Bundaki aroma ve protein yüksek olduğu için her türlü katkısı olabilir. Bunun aromasının natürelle arasındaki farkın çok olduğundan dolayı bizim Türkiye'deki çıkan kuzu göbeği ya da katran mantarının aromalarının çok altında olmasından dolayı Türkiye'ye daha çok ağırlık veriliyor alım konusunda. Japonya'da bu kendi ambalaj şekilleri var, paketleme sistemleri var. Belki 150 gram üzeri başlar, yarım kiloya kadara paketleme sistemleri var.